Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. C-G-C-Cü. C-G-C-Cü. H-H-H-Hü. H-H-H-Hü. Kız bırak barışmayı. Hicabi kıza Kur'an okumayı öğretmeye başlamış. Hemen durumu baba kadere bildirmek lazım. Evet. D, di, dü. D, di, dü. Yo Kemal kardeş ya, gözünü seveyim sen bir daha şarkı söyleme. Niye, beğenmedin mi? Ya nesini beğeneyim, karga gibi sesim var. Söyleyeceksen benim gibi söyle, damardan söyle. Ne öyle muhabbet bağ falan? Lan ben bu kızı nasıl etkileyeceğim? O kadar numara çektik, oralı bile olmadı. Şu papazı niye bulamadınız ya? Abi belki papaz kendi kıyafetlerini çıkarıp başka bir kıyafet giymiştir de biz o yüzden bulamamışızdır. Neyse, önceliğimiz o değil zaten. Önceliğimiz Şevket'le kertenkele. Onları bulup gömmeden bu hayat bana haram. Bizim bıçkınla Kemal değil mi onlar ya? Abi onlar valla. Durun alın şunları da vaaza götürelim. Sevaptır ya. Hadi. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. Ne habersiniz? İyidir. Hey güzel, bana bakın. Hicabi'nin vaazına gidiyoruz. Hadi siz de gelin. Kenan abi ya, bizim biraz işimiz var da. Ne diyorsun bıçkın ya? Vaazdan daha önemli iş mi olur? Hadi. Kenan baba, biz sonraki vaaza gelsek? Olmaz öyle şey. Şeytan uymayın. Hadi vaaza gidiyoruz. Gizemciğim, bir aya Kur'an okumayı öğreneceksin inşallah. Gerçekten mi? Evet. Gizem, benim şimdi camiye gitmem lazım. Vaaz vereceğim. Ben de geleyim seninle. Olur. Ne yaptın kertenkele? Bulamadın mı hala Akıncı'yı? İz üstündeyim. Bir şey çıkarsa haber vereceğim. Nereden bulacağım Akıncı'yı ya? En iyisi bu kızı takip etmek. Herhalde Akıncı'ya götürecek bizi. Kadir baba, Gizem'le Hicabi barışmış. Barışmış mı? Hemen o kadını arayın. Ne yapsın etsin onları yeniden ayırsınız. Tamam baba. Abi. Ahmetciğim ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bize soru sorar mısın? Tabii ki. O zaman ilk soru geliyor. Kıblemiz neresidir? Kâbe! Aferin size. O zaman ikinci soru geliyor. Biz kimin ümmetiyiz? Hazreti Muhammed'in. Aferin. Peki söyle bakalım Ahmetciğim, büyüyünce ne olacaksın? Ben Akıncı olacağım. Çağdaşcığım sen ne olacaksın? Ben de Akıncı olacağım. Hepimiz Akıncı olacağız. Peki neden Akıncı olacaksınız? Kahraman olmak için. Bakın çocuklar, gerçek kahraman yalnızca Allah için bir şey yapandır. Bunu asla unutmayın, tamam mı? Tamam. Hadi güzel güzel oynayın o zaman.
Kenan baba, ne yaptınız papazı? Sünnet ettirdiniz mi? Yok ya, elimizden kaçırdık. Birileri kaçırdı herhalde onu ya. Allah Allah, kim kaçırdı? Nasıl kaçırdınız ya? Haçlılar kaçırdı. Ne haçlıları be? Biz haçlıları kovmadık mı oğlum? Haçlılar yine geldiler abi. Yine mi geldiler? Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi giderler. Yine kovarız, yine kovarız onları. Haçlılarmış. Hacı abi. Ne yapıyorsun oğlum? Sohbet ediyorduk Ünsal abi. Oğlum hani bana gelecektin ifade vermeye? Ha, Ünsal abi gelemedim ya. İyi, yarın gel ama mutlaka. Tamam, tamam Ünsal abi. Şimdi müsaadenle vaaz için hazırlanmam lazım benim. Ha, eyvallah, tamam. Biz de, Levent, gel biz de şurada abdest alalım o zaman. Bir sen eksiktin. Nereye gitsem peşimden geliyor ya. Hep beraber bir abdest alalım. Benim abdestim var Kenan abi. Olsun bu çıkın, olsun. Sevaptır. Bir daha al. Hadi. Hadi. Oo, Kenan da burada. Yanıyor ortalık. Herkes burada. Şimdi ya. Ya yandaki ojeleri görürlerse? Abdest aldık ama ojelerle abdest olmaz ki. Resmen abdestsiz camiye gireceğiz. Ay çarpılacağız ya. Selamünaleyküm. Ne yapıyor bu kız be? Senin ne işin var burada? Vaaz dinlemeye geldik. Adnan ne yapıyorsun? Burası kadınlar kısmı. Tamam işte ben de zaten. Ne? Kadınlar kısmı mı? Oy, pardon hanımlar. Ben yanlış gelmişim. Ne yaptım ya? Kadınlar kısmına gelmişim. Abdestsiz namaz mı kılacağım? Bir de erkeklerin arasında. Ay yok yok. Yok ya, çarpılmaya hiç niyetim yok. Burada bekleyin bari. Ulan mıçkın. Şu işleri halledeyim. Senin işini halledeceğim, merak etme. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Bütün peygamberler Allahu Teala'nın elçileridir. İnsanlar yeryüzünde yaratılış amaçlarını unutup azıp sapmışlardan olmasınlar diye Allahu Teala her kavme o kavmin dilini konuşan bir peygamber göndermiştir. Bütün peygamberler Müslümandır ve insanları hak din İslam'a davet etmişlerdir. Allah katında tek hak din İslam'dır. Dört büyük peygamberlerden biri olan Hazreti İsa, Yahudilere İslam'ı tebliğ eden ve Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biridir. Hazreti İsa'nın annesi olan Hazreti Meryem, İffet abidesi bir kadındı. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hazreti Meryem, Zekeriya peygamberin koruması ve gözetimi altındaydı. Ve ailesinden tamamen ayrılarak kendisini ibadete adamış, Kudüs'te Beytül Makdis denilen bir ibadethanede kalmaktaydı. Sürekli ibadetle meşgul olmaktaydı. Zekeriya, Hazreti Meryem'in yiyeceğini götürüyordu. Ve Hazreti Meryem tüm vaktini ibadet ve dua ile geçirmekteydi.
Değerli cemaat, yine böyle ibadetle meşgul olduğu bir anda Allah Hazreti Meryem'e Cebrail'i gönderdi. Hazreti Meryem karşısında erkek suretiyle duran Cebrail'i görünce korktu. Hazreti Meryem dedi ki, ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer ondan korkuyorsan bana dokunma. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insanın dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, öyledir ama Rabbin bu iş benim için pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Ve artık bu bir hükme bağlanmış, bitmiş bir iştir dedi. Değerli cemaat, böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından Meryem'e şu nida geldi. Tasalanma, Rabbin senin yanında bir su arkı yaratmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silk. Üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan ben Rahman için oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kardeşlerim, Allah her şeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibidir. Bize imkansız gibi gelen pek şey, onun ol emriyle hemen imkan dairesine girer. Çünkü Allah, kainattaki her şeyin yaratıcısı, hakimi ve sahibidir. Allah, Hazreti Meryem'in babasız bir çocuk doğurmasını murad etmiş ve Hazreti Meryem de kendisine hiçbir erkek eli değmemişken Hazreti İsa'ya gebe kalmış ve Hazreti İsa böyle dünyaya gelmiştir. Hazreti Meryem bir süre sonra çocuğuyla beraber kavmine döndü. Kavmi Hazreti Meryem'i karşılarında çocukla görünce şaşırdı. Hazreti Meryem'in kendisini Allah'a ibadete adadığını ve onun tertemiz bir kadın olduğunu bilenler de bu duruma hayret etmişti. Kavmi Hazreti Meryem'e iftira atarak şöyle dediler. Ey Meryem! Sen gerçekten çok çirkin bir iş yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Eğer Hazreti Meryem çocuğun babasız doğduğunu söyleseydi ona inanmayacaklardı. Herkes Hazreti Meryem'i kınıyor ve ondan bir açıklama bekliyorlardı. İşte tam bu sırada Allah'ın emriyle bir mucize gerçekleşti. Hazreti Meryem eliyle beşikteki oğlunu göstererek onunla konuşmalarını söyledi. Onlar da biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. O anda çocuk İsa dile geldi. Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Bunun için doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar diriltileceğim gün Allah'ın selamı benimle beraberdir. Değerli kardeşlerim, Hazreti İsa'nın mucizevi bir şekilde babasız doğuşu Allah'ın dilemesinden ibarettir. Hazreti Adem'i anasız ve babasız yaratan Allahu Teala, Hazreti İsa'yı da babasız yaratmıştır. Zira bu Allah için oldukça kolaydır. Allah olmazları olduran, yokları var, varları yok edendir. Değerli cemaat, yıllar yılları kovaladı ve Hazreti İsa büyüdü. 30 yaşındayken Allah onu peygamberlikle görevlendirdi ve kavmini İslam'a çağırmasını emretti. Hazreti İsa hemen Yahudilere durumu bildirdi. Peygamber olarak görevlendirildiğini, Allah'ın kötü alışkanlıkları ve azgınlıkları terk etmelerini, doğruluğu, iyiliği ve adaleti benimsemelerini emrettiğini söyledi. Fakat Tevrat'ı tahrif edip kendi çıkar ve zevklerine göre değiştiren Yahudiler Hazreti İsa'ya inanmadı. Hazreti İsa peygamberliği ve doğru söylediğini kavmine inandırabilmek için Allah'ın yardımıyla pek çok mucize gösterdi. Fakat kavminin kalbini kaplayan karanlık sökülmedi. Üstelik Hazreti İsa'dan ve ona inanan bir avuç insandan rahatsız olmaya başladılar. Zira Hazreti İsa Yahudi din adamlarının kurduğu düzene bir tehditti. İsa'nın çağrısının kurdukları düzeni yıkacağını, maddi manevi gelirlerinin kesileceğini, en önemlisi halkın üzerindeki otoritelerinin sarsılacağını anlayan Yahudi din adamları Hazreti İsa'dan tamamen kurtulabilmek için onu dönemin Romalı Kudüs valisine şikayet ettiler. Valiye Hazreti İsa'nın isyan çıkarmak üzere olduğu yalanını söyleyen Yahudiler, validen
Hazreti İsa'yı öldürtmesini talep ettiler. Vali bu isteği kabul etti. Roma valisi infazın Yahudi yasalarına göre taşlanarak değil, Roma hukukuna göre çarmıha gerilerek yapılmasını emretti. Onlar Hazreti İsa'ya tuzak kurmuştu. Fakat tuzak kuranların en hayırlısı olan Allah'ın da onlara bir tuzağı vardı. Hazreti İsa havarilerinden başka kimsenin yerini bilmediği evinden çıkarak ibadet etmek üzere bahçeye çekildi. Bu sırada Hazreti İsa'nın havarilerinden olan Yahuda başkâhine gitti ve dedi ki, eğer bana vaat ettiğinizi verirseniz size bu gece Hazreti İsa'yı teslim edeceğim. Zira o 11 havarisiyle birlikte yalnızdır. Başkâhin karşılık verdi. Ne kadar istersin? Yahuda dedi ki 30 altın. Başkâhin Yahuda'ya altınları verdi. Yahuda peşindeki askerlerle birlikte Hazreti İsa'yı yakalamak için yola çıktı. Yahuda yanındaki askerlerle birlikte Hazreti İsa'nın bulunduğu yere gittiklerinde İsa çok fazla kişinin yaklaştığını fark edip evine çekildi. O sırada 11 havari uyumaktaydılar. Allah Hazreti İsa'yı zalimlerin elinden kurtarmak için Cebrail'e İsa'yı dünyadan almalarını emretti. Cebrail Hazreti İsa peygamberi alarak onu Rabbinin huzuruna götürdü. Yahuda herkesin önünden hızlı hızlı geçerek İsa'nın yattığı odaya daldı. Havariler uyuyorlardı. Bunun üzerine mucizeler yaratan Allah bir mucize daha yarattı. Ve öyle ki Yahuda bir anda Hazreti İsa'nın suretine büründü. Sesi de onun sesini aldı. Havariler uyanınca karşılarında Hazreti İsa'nın sureti olan Yahuda'yı gördüler. Ve onun Hazreti İsa olduğunu zannettiler. Aralarında bir tartışma çıktı. Ve bu tartışma üzerine askerler içeriye girdiler ve Yahuda'yı yakaladılar. Çünkü o her bakımdan İsa'ya benziyordu. Askerler Yahuda'yı tutup bağladılar. Çünkü o gerçekten İsa olmadığını söylüyordu. Askerler onunla alay edip onun canını kurtarmak için yalan söylediğini düşünerek ona inanmadılar. Yahuda ihanetinin bedelini çarmıhta can vererek ödedi. Değerli kardeşlerim, Allah olmazları oldurur. O sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Allah katında zorluk yoktur. Yeter ki biz halis bir kalp ve imanla ona sadık olalım ve onun yolundan ayrılmamaya çalışalım. Eğer biz Allah rızasını gözetirsek, yanlış dahi yapsak, Allah bize rahmetiyle muamele ederek bizleri doğru yola iter. Allah hepimize rahmetiyle muamele eylesin ve günahlarımızı affeylesin inşallah. Amin. Sen maneviyatına zayıf çıktın ya. Öyle vaazın ortasında vaazı dinlemeden çek git. Olmaz öyle şey ya. Hicabi hocam, bıçkını yakın markajı alalım. Ne olur ne olmaz, Allah muhafaza ya. Oo, ayıp ediyorsun ama Kenan abi. Biz dini bütün bir adamız ha. Ne öyle sakat makat. Acil bir telefon geldi, çıktık. Allah Allah ya, hemen de bizi maneviyatsız yaptın. Yürü Kara Kemal, gidiyoruz. Peki öyle olsun. Bir dahaki vaaza görüşürüz. Bana bak. Hadi biz de şu kertenkele ile Şevket'in peşine düşelim. Hadi. Müsaadenle hocam. Müsaade sizin Kenan abi. Gizem. Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Sürpriz. Hadi. Gizem fotoğrafları gördükten sonra müezzinin yüzüne bir daha bakmaz artık. Sen var ya, sen bu çileklerden daha tatlısın aşkım benim. Utandırıyorsun beni Azmi. Ne yapayım, bana ne? Dayanamıyorum ki ben sana. Oğlum ki, oğlum ki. Oo, yarasın. Afiyet olsun. Bebeğim, prensesim. Ye bakayım. Yuh, yuh,
Ya bana bak Kara Kemal. Git şu babana bir şey söyle, kendine sahip çıksın, yoksa elinden kaza çıkacak ha. Ya tamam kardeş, sen bir sakin ol, ben hallederim şimdi. Sen dur burada. Azmi. Canım. Bu bana aldığın sarı araba vardı ya. Evet. Ya ben sıkıldım ondan. Onu değiştirsek diyorum. Bana başka bir tane alır mısın? Tabii alırım. Niye almayayım? Alırım tabii. Of of. Hangi parayla alacaksın? Babacığım. Affedersin. Özür dilerim. Kemal'le önemli bir şey konuşmam lazım da. İzninle. Tamam Azmi'ciğim. Ama çabuk gel. Hemen. Tamam. Hemen gelir. Gel bakayım sen. Ablam. Ya ben sabahtan beri seni arıyorum. Neden bir kere bile olsun benim telefonuma cevap vermiyorsun Adnan? Allah'ım, kadından kurtuluş yok mu ya? Hayırsız, bulamadım hala şirketi. Benim acil para bulmam lazım. Dün araba istiyor, anlıyor musun? Araba istiyor. Oh! Vallahi meşgulüm ben Bahar Hanım ya. Ya Adnan, sen böyle ben yokmuşum gibi davrandığın zaman ben çok üzülüyorum. Yani sonuçta sana olan hislerimi de çok iyi biliyorsun. Bu kadından hemen kurtulmam lazım. Bahar Hanım, siz beni bir tanısanız var ya, hiç sevmezsiniz ha. Ben size uygun değilim. Adnan, ben biliyorum ki sen çok iyi bir adamsın. İki kişiyi vurdum, 10 yıl yattım çıktım ben. Eğer ki sen böyle bir şey yaptıysan, biliyorum ki onlar hak etti. Adam yaralama, gasp, soygun, kız kaçırma, hepsi var bende. Adnan, beni de kaçırsana. Ya alkolüyüm ben. Kumar var, alkol var. Hangimiz mükemmeliz ki bu hayatta Adnan? Oha, kadına bak. Bütün Adana peşimde benim. Mafya peşimde, kumar borcum var. Tamam. Bak ne oldu? Sen buraya geldin ve biz birbirimizi bulduk. Ne güzel işte Adnan'cığım. Hey Allah'ım ya. Evliyim ben. Adana'da benim karım var. 2 tane çocuğum var. Anla. Ben seni her şeyine kabul ederim. Tövbe estağfurullah. Kadına bak ya. Allah'ım ben bundan nasıl kurtulacağım? Hani konuşacaktın bugün Bahar'la? Ya tamam, Bahar meselesini ben halledeceğim dedim ya. Zehra, şimdi çok önemli bir işim var, sonra konuşalım. Görürsün sen. Bahar, seni kırmamak istemem ama benim hayatımda başka birisi var. Başka birisi mi var Adnan? Kim o ya? Zehra. Anlamadın mı en başından beri? Hatta biz birlikte yemeğe çıkacağız baş başa. Merhaba. Zehracığım. Ya sen nasıl bir kadınsın Zehra ya? Sen benim sevdiğim adamı nasıl ayartırsın? Bir de akşam yemekleri falan baş başa, bunlar ne oluyor Allah aşkına? Ne yemeği? Aa, unuttun mu güzelim ya? En sevdiğin yerden yara yırttım. Hadi tatlım gidelim. Beni bıçkınla görünce Bahar'ı göndermediğine çok pişman olacaksın Ziya. Gidelim canım. Ne oluyor orada? Ne olacak? Yemeğe çıkıyorlar hem de baş başa. Yemeğe mi? Ya burası çok güzel. Çok teşekkür ederim Hicab. Çok romantik. Rica ederim Gizem. Afiyet olsun. Vay be Hicab. Sen bu kızı seviyorsun da Akıncı bunu sana bırakmaz ki. Neyse, ben bir şekilde halledeceğim Akıncı'yı.
Adnan'cığım beni ne kadar güzel bir yere getirdin. Senin gibi fıstığı nereye getirecektim güzelim? Adnan yanlış anlama ama benim kalbimde başka biri var biliyorsun. Niye o zaman benimle yemeğe çıktın gülüm? Ziya kıskansın diye. Çünkü seni çok kıskanıyor. Şu kıza bak lan. İyice kafayı yedi. O hayalet denilen adam senden ne istiyordu icabı? Sana Akıncı'yı mı sordu? Yoksa sen Akıncı'yı tanıyor musun? Burası çok esiyor Gizem. Üşüyor musun? Şal alayım mı? Yok. Hey Allah'ım ya. Lan bütün akşam Gizem'le icabıyı mı seyredeceğim ben buradan? Kızı da aramadık, boşladık. Bıçkın Adnan da var zaten. Dur bir arayalım bakalım. Nasılsın Zehra? İyiyim canım, gayet iyiyim. Sen nasılsın? Sorma ya, çok yoğunum. Seni arayamadım. Neredesin sen? Pierre Loti'deyim. Ne? Pierre Loti'de misin? Ne güzel. Ben de Pierre Loti'deyim. Aa öyle mi? Ne güzel tesadüf. Sen ne yapıyorsun Pierre Loti'de? Güzel bir akşam yemeği yiyorum. Akşam yemeği? Kiminlesin sen Zehra? Tabii ki Bıçkın'la. Başka kiminle olacak? Bıçkın'la mı? Hey Allah'ım ya Rabbim. Başlayacağım Bıçkın'la da, Zıpkın'la da. Gizem, müsaadenle ben bir akşam namazımı kılıp geliyorum. Tamam canım. Hemen geleceğim. Ya kızım sen niye manyağı çağırdın buraya? Başımıza bela açacak. Yok bir şey yapamaz ya. Lan ben sana Zehra'dan uzak duracaksın dedim mi demedim mi? Ha? Kendine gelsene kardeşim ya Allah Allah. Sanki zorla çıkarttık sevgilini. Kendi rızasıyla geldi. Ziya sen ne yaptın sanıyorsun? Bıraksana adamın kulsun. Bak birader, bir de arkadaşıma dokunursan seni kendi ellerimle polise teslim ederim. Ya sen her seferinde niye bunu koruyorsun birader ya? Ziya sen niye geldin? Yoğun değil miydin? Yoğundum. Ne oldu, romantik yemeğinizi mi böldüm? Biraz öyle oldu tabii. Lan boğarım ben bunu ya. Sıkıyorsa boğazana. Hadi boğ, boğ. Kes lan. Yürü Bıçkın yürü. Şimdi elinden bir kaza çıkacak, yürü. Hadi, hadi. İki dakika dinle. Anlatacaklarım var. Ben seni dinlemek zorunda değilim, tamam mı? Bak Zehra, bir dur. Şu Akıncı mıdır nedir? Herifi yakalarsam aklanacağım. Allah aşkına dinle beni ya. Rahatlayacağız diyorum. Ben bu masalları çok dinledim Ziya. Merhaba Gizem Hanım. Senin ne işin var burada? Ben senin iyiliğin için buradayım şu anda. Ne saçmalıyorsun sen ya? Hicabi seni tanıdığın gibi birisi değil. Ne diyorsun sen be? Hicabi'yle uzun süredir birlikteyiz. Bak kızım defol git buradan yoksa senin saçını başını yolarım. Pis yalancı. Bana inanmıyorsan istersen bir de şunlara bak. İnşallah çok bekletmedim Gizemciğim.
Hadi soğutma yemeğini. Bana bunu nasıl yaparsın Hicabi ya? Yine ne oldu Gizem? Kız beni kesin Akıncı'ya götürecek. Dur bakayım. Kızım, ben sana demiştim o adam senin dengin değil diye. Hicabi beni çok üzdü baba, çok. Hadi üzülme artık yavrum. Yuvana geri döndün. O adamın yüzünü görmeyeceksin artık. Uyu sen biraz. Hadi. Lütfen üzülme. Üzülme yavrum. Hadi. Akıncı ya. Sabaha kadar bunu mu bekleyeceğiz? Lan. Hoppala. Lan Hicabi değil mi bu? Ne işin var lan senin burada? Gizem'le görüşeceğim. Kadir baba, müezzin burada. Müezzin mi? Arıyorsun lan burada. Eceline mi susadın? Gizem'le konuşmam lazım. Ne konuşacaksın kızımla? Aldatmışsın onu. Adi herif. O kadını senin tuttuğunu biliyorum. Ama sen ne yaparsan yap, Gizem'le beni ayıramayacaksın. Atın şunu. Bir daha buraya gelirsen buradan cesedini çıkar. Anladın mı lan beni? Eh be Hicabi ya. Aşık ola ola bu kıza mı aşık oldun be oğlum? Baba Kadir'in kızı ya. Gizem'i bana asla göstermeyecekler. Zaten Gizem de benimle görüşmeyi kabul etmez. Babasının onu kandırmasına izin veremem. Onu hemen alıp o evden götürmem lazım. Bana bunu nasıl yaparsın Hicabi ya? Thank you.
Kusura bakma Gizem. Sensiz yaşayamam. Ulan bana bakın, o Akıncı bir daha buraya gelirse buradan ölüsü çıkacak, tamam mı? Güvenlik önlemlerini arttırın. Yok arkadaş, bu Akıncı'nın makıncının buradan geçeceği yok. Aha, Akıncı değil mi lan bu? Akıncı. Evet kertenkele. Akıncı'yı buldum. Akıncı'yı mı buldun? Evet. Kızını alıp bir dağ evine getirdim. Ne saçmalıyorsun lan sen? Benim kızım burada.
Emin misin? Gizem? Gizem kızım! Şimdi inandın mı bari? Çabuk bana nerede olduğunu söyle. Tamam, hemen oraya geliyorum. Ben gelene kadar o adamı etkisiz hale getireceksin. Sonunda kim olduğunu öğreneceğiz bakalım. Gizem. Uyan Gizem.